futbol severler, bir futbol ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda çok önemli bir konumuz var. Çiğdem Ceylan bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okan sen de hoş geldin. Teşekkür. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Nasıl bir ortam? Öncelikle hislerinizi, duygularınızı öğrenmek istiyorum. Ben çok keyifli buldum sizin ortamınızı. Böyle bir sizin oluşumunuz olduğunu bilmiyordum. Duyduğum anda hemen ben de iştirak etmek istedim. Çok keyifli. Bizim için de sürpriz oldu sizin konuk olmanız, öyle bir istekte bulunmanız. Yani bizim gibi amatör öğrencilere çok faydası oluyor, katkısı oluyor. Okan, sen bir şey demek ister misin? Geldiği için şey anlamına çok teşekkür ederim. Sonuçta bu bizim yaptığımız pratik bizim ileride işimize yarayacak. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yani. Ben de çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için. Teşekkürler. Özel sorularım var. Güzel, keyifli bir program diliyorum. Öncelikle biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Bize nasıl tanıtırsınız kendinizi? Ben ekonomi mezunuyum İstanbul Üniversitesi. 29 Temmuz doğumluyum, İstanbul doğumluyum. Şimdi en çok merak edilen konuya geleceğiz herhalde. Evet. Ben notları görüyorum. Çok zor soru ben sormam bana. Konuşuruz o ekonomiden spora geçiş. Zaten bunlar en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İstanbul Üniversitesi'ne burada okudum. 2000 senesinde girdim. 2004 mezunuyum. Sonrasında iş hayatıma finans alanında devam ettim. İşte çeşitli kurumlarda çalıştım, bankalarda çalıştım, yatırım şirketlerinde çalıştım, yatırım uzmanlığı yaptım. Uzun süre çalıştım Ocean Fund'larda. Çalıştığım dönemde CNBC'ye Bloomberg gibi kanal var, yeni yeni açılmıştı. Çok da işin gereği orada da takip etmek durumundaydım. Neden olmasın diye bir soru belirdi aslında kafamda. Hani masanın o koltuğunda değil de öteki tarafta moderatör koltuğunda olmak fikri cazip geldi. Çok takip ediyordum zaten bu kanalları. Sonrasında böyle bir arayışa girdim vesaire derken kendimi bir anda spiker olarak buldum. Onu da detaylandırırız. Onu detaylandırırız. Eğitim geçmişiniz var spikerle ilgili. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunusunuz. Ondan sonra İletişim Bilimleri Akademisi'nde galiba bir eğitim süreciniz olmuş. Başkent'te. İşte ben böyle bir karar verdikten sonra biraz da işin profesyonelliğine çok eğitim veren, önem veren bir yapım vardır, bu disipline önem verir. İşte neler yapabilirim, edebilirim şöyle bir kafamda tasarlarken bu işin başı dedim herhalde diksiyon konusunda, vurgu konusunda eğitim almak. O yüzden böyle bir araştırmaya girdim. Başkent iletişim bilimleri gözüme çarptı. Sonrasında oraya başladım. Orada yaklaşık bir 6-7 ay süren bir eğitim var. Önce diksiyon eğitimi alıyorsunuz. Hemen arkasından işte doğaçlama yeteneği derken spikerlik konusunda uzmanlaşmanız için işte spikerlik mesleği yürütenler tarafından, işte uzmanlar tarafından verilen bir eğitimdi. 7 ay boyunca buraya gittim geldim ve mevcut işim devam ederken bunu yapmıştım. Çok zorlu bir süreçti. Evet. Çok yorucu bir süreçti. Hani hafta içi iş yerinde çalışıyorum. Hafta sonu bu eğitime gidiyorum. Ve bununla da kalmadım. Ankara'ya gidip geldim. Orada TRT spikerlerinden eğitim aldım. Birebir spikerlik üzerine. Güzel deneyimler oldu. Güzel tecrübeler edindim oradan. Tamam dediğim anda işte kendimi bir şekilde hazır hissediyorum artık dediğim anda da böyle bir arayışa girdim. O dönemde de Dünya Gazetesi yeni bir ekonomi kanalı açma düşüncesi demiş onlarda. Böyle bir oluşumun içinde olmak cazip geldi. Hem yeni oluşan bir kanal hem de ben orada bu hayatıma başlayacağım, spikerlik hayatıma başlayacağım. Sonrasında böyle bir iletişimimiz oldu. Onlar da bana geldiler, ısındık birbirimize gittim. İlk deneyim oradaydı benim için. Özel bir süreç oldu herhalde sizin için. Yani aslında evet, şimdi baktığımda çok güzel bir süreç diyorum ama çok zorlu da bir süreçti. Çok yorucu, çok emek isteyen bir süreçti. Oraya da geliriz, onun ayrıntılarıyla size anlatırım, aktarırım. Ama odaklanmak bu da çok önemli tabii. Motive olmak, istediğiniz şey, hedefinizi net olarak belirleyip oraya gitmek için gerekenleri yapmak bu noktada beni buraya ulaştıran şey oldu. Sonrasında orada başladım. Evet, spikerlerinden bahsettiniz. Hı-hı. Çağatay Gökmen ve Fulun Erkan. Yani sizin hayatınızda özel yerleri vardır. Evet, özellikle Çağatay Gökmen'i sayabileceğim çok emeği var üzerinde. Ona çok yardımcı oldu. Yani onun evine gittiğimde bayağı çömez bir spiker adayıydı. Ama beni sürekli cesaretlendirmişti kendisi. Birçok defa pratik yaptık, birçok defa yanına gittim. Birçok eğitim aldım kendisinden. Sadece okuma, spikerlik diksiyonu üzerine değil, işte duruş nasıl olmalı,
birçok kez beni kendi koltuğuna oturttu, işte şöyle yap, böyle yap. Birçok konuda eğitim verdi. Fulin Arıkan'da zaten çok profesyonel biliyorsunuz. Çok keyifli deneyimler aldım kendilerinden. Güzel bir süreç. Bu da spor spikerliği üzerine galiba. Yoksa genel spikerlik. Genel. Eğitimleri. Yani spor spikerliği de zaten içindeydi. Yani genel spikerlik eğitimi. Yani spor üzerine sadece odaklanmamıştık. Ondan sonra Ekonomi TV'de hafta içi her gün çalışma hayatı programı sundunuz. O sürecinizden de biraz. Şöyleydi. Şimdi yeni oluşan bir kanal olduğu için editörlük kısmını da ben üstlenmiştim. Yeni yeni bir oluşum içerisine giriyorlardı. Ben yaparım dedim. Çünkü işin mutfağında olmak adına çok cazip geldi. Hani spikerlik yapıyorsanız sadece oraya çıkıp, hani hep öyle bilinir ya, makyaj yaparsınız, hemen gelip oturursunuz, işte karşınızdaki o prompter'da o yazıları okuduğunu sanılır. Ama hayır, onun arka planı da çok var, hazırlığı çok var. İşte ben bunun bilincinde olarak, o yüzden editoryal kısmının da gelişmesi için o editoryal kısmını da üstlendim. Yani anlattığım şeylerin arka planını da ben hazırlıyordum, yazıyordum, çiziyordum vesaire. Zaman zaman montaj işlerine bile girişiyorduk ki o yönünde gelişsin diye. Tamamen sizlere aldık. Orada yöneticilerimiz vardı tabii ama bu ekonomi kısmı, yani finans programı kısmından ben sorumluyordum. Güzel, aslında çok keyifli deneyimler oldu orada da. Çok güzel konuklar da ağırladım, çok konuk geldi. Tabii benim için çok orası özel bir yer. Ekonomi de çok geniş bir alan, yani geniş bir bilgi birikimi gerektiriyor. Bunun altından kalkmanız da önemliydi bu süreç için. Ondan sonra bir A-spor dönemi başlıyor. Anspor dönemi. O aslında biraz sürpriz oldu. Dünya Ekonomi TV kapanınca bir sene gibi bir ara verdi. Sonrasında Anspor, ATV'nin, A Haber'in bünyesinde, aynı Tukazi Medya'nın bünyesinde bir kanal. Yeni bir spor kanalı açmak istemişler. Sonra böyle bir görüşme sağlandı aramızda. Aslında benim aklımda İlk ekonomi spikerliği vardı. Bundan başlamıştım. İşte yolun beni spor spikerliğine götüreceği o dönemlerde aklıma hiç gelmemişti. O soru da var mıydı? O geçişi nasıl yaptınız? Sonra onu da ediyoruz. Konuşuruz. Dedim nasıl olacak, hani acaba mı vesaire, onlar beni cesaretlendirdi, ben onları kendime iyi tanıttım derken böyle bir birliktelik başladı aramızda. Çok da iyi oldu, çok keyifli oldu. Çünkü spor benim hep hayatımdaydı zaten. Hep bu bana sorulur, çok keskin bir geçiş. Neden böyle bir tercih yaptınız diye. Evet, mesleki anlamda sporu düşünüyordum ama spor hep benim hayatımda vardı. Babam çok iyi bir taraftardır. Sürekli maçlara gider kendisiyle. Ben kendime bildiğim gibi yeni yürümeye başladım onlarda bile. Kendimi statlarda hatırlıyorum. Yani futbol hayatımızın hep içindeydi. Yetiştiren bir insandı o zaman bu alanda. Evet, çok sever futbolu. İşte derbi günleri çok özel günlerdi bizim evde. Hala öyledir. Çok önem verilirdi, işte sorgular kurulurdu vesaire. Böyle spor ve futbol özellikle hayatımızın içinde bir göz ucuyla da basketbolu takip ederdi falan. O yüzden dediğim gibi hep zaten bu sohbetlerin arasında büyüdüğüm için aşinaydım, takip ettiğim bir alandı. Güzel de oldu bence. Çok da yabancısı olduğunu evet. Düşünmüyorsunuz. Ama farklı bir sevgimek mesela. Ekonomi seyircisiyle sporun seyircisi çok farklı. Spor seyircisi çok daha içinde tabii olayların. Bir şey söyledim orada, güzel bir nokta. Ekonomi için biraz daha uzmanlık alanı gerekiyor. Eğitimini almanız gerekiyor içine girmek için. Ama spor, futbol bir oyun nihayetinde, bir eğlence. Ve herkes bunun içinde, sevenler bunun içinde en az sizin kadar da biliyorlar. Ve güzel bir şey aslında bu şekilde yakın iletişime geçmek, etkileşime geçmek seyircilerle tabii. Peki bu geçişi nasıl görüyorsunuz kariyerde? Yani çok önemli bir değişiklik mi hayatınızda yoksa bir tesadüf eseri mi ya da nasıl görüyorsunuz? Ya bir tesadüf oldu aslında. Dediğim gibi spor hayatım hep içindeydi ama mesleki anlamda buna başladığımda, spikerliğe başladığımda spor aklımda yoktu. Tesadüf oldu diyebiliriz ama çok da güzel oldu. Keyif alıyorum. Ya biz de keyif alıyoruz sizi izlemekten. Okan, bu iki soru için de söylemek istediğim bir şey var mı Çiğdem abi? Ya benim söylemek istediğim, hani futbolla ilgili sürekli babasından dolayı içinde olması bize iyi bir spiker kazandırmış, moderatör kazandırmış. Babasına teşekkür ediyorum burada. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sen zaten yeterli soruları sordun. Aslında notlarımda yok ama bir soru daha yönelmek istiyorum size. Kadın, maç anlatan kadın spikerimiz çok ülkede yok şu an. Şimdi öyle bir yenilik gelmedi.
Böyle bir yeniliğin geleceğini düşünüyor musunuz? Yakın süreçte ya da ister misiniz o maçın, o duygunun içinde olmak? Bilemiyorum, futbol severlere sormak gerekiyor ama olabilir, değişik bir renk olur bence. Bu soru birçok kez soruluyor aslında, biliyor musun? Böyle bir kulvar olsa yer almak ister misin diye. Çünkü bu işi çok iyi yapan tabii profesyonel evet, arkadaşlarımız var, onlara da saygısızlık etmek istemem. Hiç düşünmedim ama neden olmasın, olabilir, farklı bir renk olur. Bir gün Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde sizin sesinizi duymak, hem sizin açınızdan hem izleyici açısından bir farklılık olur. Evet. Yani bir sabah yolda yürüdüğünüzde erkek futbol severler tarafından size sorulan en genel sorular ne oluyor? Bunu merak ediyorum. En fazla sorulan soru hangi takım sınavıyor ve ben de tuttuğum takımı paylaşmayı çok fazla tercih etmiyorum. Ama evet, dediğimde gönlü yapan bir takım var. Ama Avrupa deyince başka, yurt dışı deyince başka. Burada rakip olduğumuz takımların taraftarı oluyorum orada, onu belirteyim. En çok soruluyor. Onun dışında benim programlarım yaklaşık 2 yıldır sabah programı. Çok erken kalkıyorum. Ona da geliriz. Evet, gelir, nasıl geçireceğimi soracaksın muhakkak sen de. Onu da anlatayım. Nasıl bu kadar erken kalkıyorsun? 4.30'da kalkıyorum. Herkesin yapabileceği gibi bir şey. Haftanın 6 günü 4.30'da uyanıyorum. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Ne seni motive ediyor? Bu çok soruluyor sosyal medyada da. Onun dışında özellikle transfer dönemlerinde transfer dönemini seviyorum ben. Birçok insan maçların olduğu periyotlara daha çok böyle gelsin ister. Evet, maçlar keyifli ama ben bir transfer dönemi gelsin de konuşalım o isimleri. Haberler çok heyecanlandırıyor beni. Yani biz takip etmesini seviyordum ama anlatması nasıldır kim bilir. Onun üzerinde başka bilgi sahibi olmak bu konu hakkında, transferler hakkında ve bunları yani izleyicilere sunmak daha hoştur yani bence. Ve sıcak tepkiler geliyor mesela, siz yayındayken bir anda, özellikle gece yayınlarında oluyor onlar, bir anda bir sıcak bir gelişme oluyor. Rejiler sizin kulağınıza o son dakikayı söylüyorlar, onu paylaşmak tabii ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu oluyor. Peki, tuttuğunuz takıma paylaşmamak ya da bu böyle haberleri sunmak zor oluyor mu? Mesela tuttuğunuz takım, gönül verdiğiniz takımın olumsuz bir haberini sunarken içinizde farklı bir soluşuyor mu? Bu insanlara yansıtır. Evet, olur ama dışarıya yansıtmamak da işin profesyonelliğinin tabii bir parçası. O yayın başladığı anda zaten ben o farklı bir kimliğe bürünmek durumundasınız. O otomatikman üzerinize yerleşiyor, giyiyorsunuz zaten. Hiçbir şekilde o umursuz duyguyu belli etmemeye çalışıyorum ben. Şimdiye kadar Japonya'yla ilgili hiçbir serzeniş de gelmedi, hiçbir futbol severdim ama tabii içinizde hissediyorsunuz o grubu, yenildiyseniz özellikle derbi maçlarında ister istemez hissetmemiz mümkün değil. Ülkemizde de bu duygular yoğun yaşandığı için insanlar sizden tuttuğu takımın güzel haberlerinizi vermek isterler. Bir de şöyle bir durum oluyor bizden mesela, hep şu takımı konuşuyorsunuz, A takımını. Başka biri çıkıyor, hep B takımını konuşuyorsunuz. Diğeri hep C takımını konuşuyorsunuz. Şimdi tek bir tane takım taraftarından bu gelse bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir ama bütün takımların taraftarları aynı şeyi söyleyince demek ki hepsine eşit seviyede süre vermeye çalışıyoruz. Ben özellikle ona çok dikkat ediyorum. Hiçbir taraftarı üzmemeye. Etkileşim de çok yapmaya çalışıyorum ben programlarında. Twitter üzerinden çok gidiyoruz. Sosyal medya gücünüz var zaten bu konuda. Teşekkür ederim. Bizim kurumsal Twitter hesabımız üzerinden de gidiyoruz. Sabah Spor'a ekibi olarak. Orada birçok soru geliyor futbolla ilgili. O alınan maç varsa onunla ilgili genel yorumlar. Onları da yorumcuya iletiyorum. O saatte olmasına rağmen izlenen bir program. Açıkçası Sabah Spor'a. Güzel, evet. Biz çok memnunuz. Onların da enerjileri bize yansıyor. İnanın hani biz uyandığımızda artık bizim saatlerimizi ezberlemişler. Onlar da saat kurup uyanıyorlar. Kahvaltılarının, kahvelerinin, çaylarının fotoğraflarını bizlerle paylaşıyorlar. Çok mutlu oluyoruz biz de ekip olarak da bunları görünce. Dönüşlerde gayet olumlu. Ya o saatten bahsetmişken bir gününüzün nasıl geçtiği konusuna geleceğim. Çünkü o işi herkes yapabilecek gücü ve enerjiyi kendisinde bulamaz. Biraz detaylı anlamanızı istiyorum o konuyu. Ya bunun sırrı bence öncelikle işinizi sevmek. Bu hangi iş olursa olsun. Yani sadece spikerlik değil. Başka çok farklı bir meslekte çalışıyorsanız, işinizi sevmiyorsanız kalkmak çok zor geliyor insana. Bir kere bu işini seviyorum. Ben işimi çok seviyorum. Çok keyifle yapıyorum. Zaten hobi olarak
o kimliğiniz dışında takip ettiğiniz bir şeyi de iş olarak sunuyor olmanız ayrı bir keyif. Bunun dışında spor yapıyorum özellikle. Hı-hı. Spor yapmaya çok özen gösteriyorum. İnsanı dinç tutuyor, pozitif enerji yansıtıyor ve izleyenlerden olumlu geri dönüşler. Hepsi olumlu şekilde dönüyor. Daha çok motive ediyor size. Daha çok motive ediyor. Ben 4.30'da uyanıyorum. 5 gibi kanala geliyorum. Orada saç makyaj işleri öncelikle yapılıyor. Sonrasında editör ve prodüktör ekibimiz var. Onlarla toplanıyoruz. Bütün gazeteleri özümüze yayıyoruz. İşte gündem nedir? Neyle başlayacağız mesela? Onu madde madde belirliyoruz. Şu konu, önce konuşulması gereken konu. Bununla ilgili şöyle bantlarımız var, bunları girelim. İşte şu bir aslında beyin fırtınası oluyor orada. Farklı fikirler de çıkabiliyor. Yaklaşık bir saat süren bir toplantımız oluyor. Sonrasında bir yayın akışı çıkıyor ortaya. O akış üzerinden devam ediyoruz sonra yayın esnasında. Ama çok da birebir böyle organize edemezsiniz. Canlı yayın yapıyorsunuz sonuçta. Konuk var, bir konuk ağırlıyorsunuz. Bir yorumcunuz var. Sosyal medya üzerinden gelen mesajlar. Bazı şeyler yayın esnasında da şekillenmek durumunda kalıyor. Canlı. Sonra aslında gün bana kalıyor tabii. İşin bir de beni motive eden kısım da bu tabii. Erken başlıyoruz ama güne, ben iş konusunda güne erken bitirmiş oluyorum birçok insanla. Aileme ayırıyorum, spor yapıyorum. Sosyal hayatınız ayırabiliyor musunuz o günün geri kalanında zamanınızı? İki gibi kanaldan çıkmış oluyorum Enget. Sonrasında ailemle vakit geçiriyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ama bir de şöyle bir şey var, erken yatmak durumundasınız. Eğer maç o da merak eden bir konu aslında. Evet. Zorlamıyor musunuz? Sonuçta şampiyonlar da giriyor çok bir takımlar arasında. Gece tutuyor bir de bu sabahın programısından dolayı hafta sonu. Şimdi mi? Cumartesi de siz. Ben haftanın altı olacak düşünüyorum, evet. Pazar gün cumartesi dahil olmak üzere, doğru. Maç olduğu günler çok zor oluyor çünkü ben uykusuz gidiyorum. Bazen hiç uyumadan gitmeyi tercih ediyorum. Daha dinç kalmak için. Ama maç olmadığı günlerde en geç 9 gibi günün oturuyorum. Kanka sen ne düşünüyorsun? Yapar mısın böyle bir şey? İnşallah. 3-4-4'e kalkıp. Gerçekten. Yarın lafını böyle bizim programımız 6'da başlıyordu. Şimdi 7'de başlıyoruz ya. Geçen sene 6'ydı başlandı saatimiz. 6-9 arası yapıyordu. O dönemde 3.30'da kalkıyordu. 6'da ben izliyordum açıkçası. Nasıl? Çünkü ben okula gelirken biraz fazla yol mesafesini çekiyorum. Kahvaltı yaparken izliyordum. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçları bir saat hani daha geç bitiyor abi. O günlerde sizin işiniz gerçekten daha zor oluyor. Sonuçta 12.30'da maç bitiyor, siz maçı yorumluyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, gerçekten çok zordur. Ben inşallah yaparım diyorum ama bu formuda nasıl koyacağımı açıkçası şimdi duyduk, öğrendim. İnşallah yapabilirim. Bir de şöyle bir şey var, bu mesleği yapmak istiyorsanız örneğin saat memnunuz çok da fazla olmamalı. Örneğin normal banka işinde çalışıyorsanız nedir? 9'da başlıyor, 6'da bitiyor. Burada bir son dakika haberi olabiliyor bir anda patlayan bir şey. Ve o durumda saatlerce yayında kalabilirsiniz. Sadece spiker değil, yönetmeninden tutun, reji ekibinin tamamına kadar, teknik ekibe kadar. Ve bütün bunları göze almak durumundasınız. Diğer yandan spordaysanız özellikle spor spikerleri de spor ekibindeysiniz. Biliyorsunuz maçlar hafta sonu oynanıyor. O yüzden hafta sonu izin yapmamanız çok muhtemel olabilir. Ve haftanın 6 günü büyük ihtimalle çalışma durumları. Ya bunlar işin olumsuz yanlarını da size anlatmak için. Ya bana olumsuz gelmiyor işin sevdiğim için ama birçok insan iki böyle konularda serzenişte bulunabilir diye tavsiye ettiğimi de paylaşmak istedim. Tamam. Bayram mesela, bayram zamanları da maçlar devam ediyor. Milli tatiller sırasında da çalışıyor olabilirsiniz. Tavsiye üzerine sorun var mı ama siz o konuya girdiniz. Daha detaylı verebileceğiniz tavsiyeler, öneriler var mıydı? Biz de aday öğrencileriz bu sektör için. Kimimiz kamera arkasında, kimimiz kamera önünde, yazılı basında veya ekranın önünde olmak isteyen insanlarız. Daha detaylı, özel önerileriniz. Dediğim gibi önce mesleği yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Buna karar vermek gerekiyor. Çünkü sonuçta ihtimaller var. Okusanız bile, ben mesela ekonomi okudum. Nedir? Olan şey bir bankada ya da bir yatırım şirketinde çalışmaktır. Bunu da yaptım ama bu beni çok fazla tatmin etmedi. Çok fazla mutlu olmadım. Ben de hayatıma bir yön verdim. Dediğim gibi illa okuduğunuz bölümle ilgili bir iş yapmak zorunda değilsiniz. Ne istiyorsanız, ne hissediyorsanız bence
ona doğru gidin, yönelin. Ve bu meslekte kalmak istiyorsanız da biraz soğuk anlamak gerekiyor herhalde. Öncelikle yapılması gereken bu. Sadece spiker değil, bütün ekibin her şeye hazırlıklı olması gerekiyor. Yani çelik gibi sağlam sinirlere öncelikle sahip olmak gerekiyor. Aynı anda birçok işi yapma meziyeti de yani çok zamanla gelişen bir şey ama böyle durumlarda olabiliyor. Mesela yayındasınız, bir anda haberi okurken yönetmen kulağınızda bir şey söylüyor olabilir. Editörünüz size mesaj atıyor olabilir konuyla ilgili. Müdürünüz size bir şey yazıyor olabilir yayınla ilgili. Onları seyirciye çaktırmadan, geçirmeden veya yorumcuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz o anda. Onu yönetmek işte biraz zamanla kazanılan tecrübe ama hepsi de soğukkanlılık gerektiriyor. Konsantrasyon meselesi de yani kişisel hayatla ilgili sorularım bu kadar. Aslında canlı yayın kazası sorun vardı da bunu da öyle hayatınızda önemli bir canlı yayın kazanız varsa. Düşünüyorum. Öyle çok majör bir kaza yaşamadım ama yani klasik teknik sıkıntılardan kaynaklı şeyler olabiliyor. Mesela prompt'ın bitmesi gibi şeyler. Şimdi okurken o önümüzdeki yazıları o anda bir anda doğaçlama yeteneğin tabii devrelecimiz orada gerekiyor. Biraz teknik sıkıntılar oldu veya kulaklığın mesela kapandı. Rejide iletişimi kesilmişti. Bunun dışında çok majör bir hata yaşamadım. Öyle komik bir yanım yok yani. Siz sabahları 7-9 arası sabah sporu. Spor ajansında belirli günler. Onu bir dönem sundum. Spor ajansının saat bir spikeri yoktu. Değişiyorduk biz kendilerimize spikerler olarak. Birçok defa sundum. Şu anda onu ben sunmuyorum mesela. Ama biz de aslında sürekli değişebiliyoruz böyle. Sabit evet, sabah sporu sabit, bazı programlar sabit ama spor ajansı dediğimiz program değişmeli olarak devam edebiliyor. O da ayrı bir keyifti. Tabii 3 saatlik yayından çıkıyorsunuz örneğin, bir 3 saat daha üzerine devam edebilirsiniz. Hani biraz yorgunluğunuzu azaltacak motivasyon ihtiyacınız var. Bunu da işte kendi kendinize sağlamanız gerekiyor. Daha aynı konu sürekli spor, spor, spor. Evet. Konuklar değişiyor, evet. Konular aynı. Yayın saatleri uzayabiliyor, evet. A Haber'de de spor bültenlerini sunuyordum bir ara. O zaman da spor haberleri varken. Tabii farklı bir deneyim. Yani A Haber farklı bir stüdyo sonuçta. Farklı bir reji ekibi. A Spor farklı ama ikisi de ayrı bir keyif. İşinizi seviyorsunuz. Sonra cevaplardan anladığınız kadar. Evet, ben de seviyorum. Motivasyonum yüksek. Kişisel hayatımızla ilgili sorularımız bu kadar. Lig gündemine geçiyoruz değerli izleyiciler. Gündemde değerli var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. 17 yıllık süren galibiyet serisi 18'e çıktı. Siz nasıl bir değer buldunuz, ne bekliyordunuz, ne buldunuz? Genel bir değerlendirme almak istiyorum. Soğukan senden buldum. Öyleyse sizden başlayalım değerlendirme. Açıkçası çok fazla keyif aldığım bir derbi olmadı. Kalitesi çok yüksek bir derbi değildi. Biraz daha heyecan bekliyordum ben. Daha heyecanlı, bol gollü bir derbi bekliyordum. Karşılıklı gollerin olacağı ama öyle olmadı. 17 yıllık serüven, evet 18 yıla çıktı. Galatasaray etkisiz bir futbol oynadı orada. Açıkçası beklentilerimin biraz altında kaldı. Ben biraz daha fazla motive olduklarını aslında düşünmüştüm. Maç öncesi verilen demeçlerden. Ama öyle olmadı. Dediğim gibi çok keyif almadım ben. Genel hatlarıyla soruyorsan detaylarına da gireriz. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin oyun formatı ve sahaya dizilişi ile ilgili gerek taktiksel gerek bireysel performanslar özelinde neler söylemek istersiniz? Fenerbahçe aslında Musa Sol'un kadroda olması çok fazla beklenmiyordu. Robin Pantolaş'ın ilk uçta olması bekleniyordu. 10 numara pozisyonunda başladı. Biraz akıllarda bir soru işareti olmuştu orada ama Avrupa torunu daha iyi yapıldı bence Rikerik'ten. Gerek maç içinde yapmış olduğu değişikliklerle ki biliyorsunuz Mehmet Topal ve Lens yoktu. Ozan da yok. Ozan da yok. Özellikle Lens'in olmayışı acaba oyuncunun geçişlerinde bir sıkıntı yaratan bir yerde. Ve Mehmet Topal. Yani bireysel performansları sonuçta üst düzey oyuncular, Fenerbahçe'de bunlar. Nasıl etkileyecek acaba diye çok fazla soruldu, yazıldı, çizildi. Biz de konuştuk stüdyoda bunu saatlerce ama bence bunu hissettirmediler. Bilmiyorum sen yani ne düşünüyorsun? Bence biraz hissetmediler çünkü çok etkisiz bir Galatasaray vardı. Daha farklı bir maç olabilir. Çok farklı. Belki 6-0'dan bile farklı bir maç olabilir. Skora gidebilirlerdi. Ben o anlamda denemiyorum. Evet, belki de
daha farklı skor bulabilirlerdi ama yani yeni maalesef oyuncuların konsantrasyonu da çok yüksek. Yani gerçekten maçı inanarak çıkmışlar. Yani bu 17 yıllık da yenilmezlik serüvenini devam ettirdiler. Buna inanmışlar. Bunun sonucunda da Galatasaray'ın çok çalışmadı ortaya çıktı Fenerbahçe. Ya bir de Galatasaray'da yedek kadro sıkıntılı. Mesela bir forvet sakatlanıyor. Onun yerine gelen adam onun kadar etkili olmuyor. Fenerbahçe'de bu aslında senenin başında yeterli bir kadrosu yok deniliyordu. Ama oynayan oyuncuların sakat ya da ceza olduklarında ilk 11'dekiler gerçekten onlar kadar iş yaptı, anlaşıldı. Hı hı. Hani bu konuda da hem bir kereyi eleştirmek hem de avukatı övmek gerekiyor. Takımını çalıştırırken diğeri de takımını bence çok fazla anlayamamış. Halbuki tam tersi başlamıştı değil mi? Evet, bir kereyi diyebilirlerdikten sonra yani, hocalarımız önemine girmişti. Hatta tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Enkazın altından kalkması zordu. Keza Galatasaray'da tam tersi. İyi bir başlangıç yapmıştı. Ki o dönem gazetelerde hatırlıyorsunuzdur. Rikelik'le ilgili yazılan şeyler çok olumluydu. Galatasaray tarafından çok sevildi. Öpülen kişiye mi Galatasaray? Evet. Ama iç saha maçlarının kaybetmesiyle başladı. O Başakşehir, Ramazan Spor maçlarının yaz sonu düşüş başladı. Bir de benim dikkatimi çeken yaşanan kaoslar gündeme geliyor sürekli. Bazı oyuncularla ilgili Hamit Yasin, Sınaylar, Kodoski vs. En son bugün de bir açıklama yapması bekleniyor herhalde bu saatlerde. Gitebiliriz isterseniz. Bu oyuncular yedek kaldığı dönemlerde zaman zaman sıkıntı çıkarmış oyuncular mesela. Şu da çok konuşuluyor. Acaba oyuncuya dayalı bir sistem mi var Galatasaray'da? Yani bunu ben mesela kendi kendime soruyorum. Bazı yaşanan olaylar çünkü bunun hep işaretleri gibi. Snyder, takım içindeki duruşu bu tepkilere yol açıyor. Bu saygın oyuncular çünkü ciddi polemikler de yaşadılar. Ama kısa sürede affedildiler. En son dediğim Selçuk'un yaşadığı olay Ayhan Akman'la. Acaba orada neler oluyor konusunu ilk gündeme getiriyor benim kafamda. Ben Galatasaray özelinde Snyder'in takım içinde bir ağırlığının olduğunu düşünüyorum ki Rekerin'in A takım başına geçmesinde de Snyder'in çok önemli bir etkisi var. Çünkü 20 bin euro kazandığı bir alt takımdan direkt 900 bin euroya çıkması kolay bir süreç değil. Bir Hollandalı etkisi var Galatasaray'da. Aynı Selçuk Yunan'ı da yansıyacaktı. Bunu geçiyorum ama aynı bu Messi'nin kendi hocasını getirmesiyle Barcelona'da. Tito Villanova'dan boşalan koltuğa kendi ülkesinden Arjantinli bir adamı getirdi. O sene hiçbir şekilde başarılı olamadı. Galatasaray'da da muhtemelen bu böyle olacak. Bu sene ben yine Galatasaray'dan bir şey beklemiyorum açıkçası oynadığı oyun ve oyuncu kadrosuyla. Belki Fatih Terim gelirse yine tekrar eski günlerine daha yakalar. Gazetelerde her zaman böyle bir kriz oluştuğunda yazın da yazar. Thomas Schaaf ismi vardı bugün gündemde. Frank Terim isimleri de sürekli azı geçen isimler. Klinsmann. Evet. Aynen. Yeni durmaya başladık. Tabii ilginç şeyler olabiliyor zaman zaman. Rikerin ve gerçekten nasip olduğu yapmış olduğu açıklamada kısa süre önce. Şimdi Bursa maçları var. Yolları ayrılmayacak. Sonuçlar böyle bilemeyecek. Evet, ama bizde de sanki yani, o açıklamayı yaptıktan sonra genellikle teknik adamlar gönderiliyor gibi. Yani, doğru. O da mümkün. O nasıl? Yani zor bir süreç bekliyor ama. Ama bir istikrar sağlanması açısından da devam. Yani Rike'nin üzerinde şu an söylemiyorum. Teknik adamlar konusunda çok sık değişiklik yapıyoruz biz. Futbol, öyle değil mi? Evet, İstikrar sağlanması açısından da devamlılık önemli. Bilemiyorum. Bekleyip göreceğiz Rike'ninki devam edilir mi? Tarafta tek kollarda gidilen sezonda pek sabırlı olmayabilir. Evet. Gerçi geçen sezon da kötü dendi ama iki kupayla kapatıldı. O da Galatasaray'ın kimliğinde olan bir özellik ama sadece lig özelinde şampiyonluk yakalanmazsa bu sene ciddi değişiklikler gerekebilir. Özellikle yönetim bazında bile değişiklikler olabilir. Puan farkı da oldukça şimdi 20 puan da şu anda Başakşehir lider. Bursa'da çok önemli bir Bursa Spor maçı var. Bu maçın sonucu Bursa Spor da üstü aralık oluyor. Evet. Okan? Ben Başakşehir Beşiktaş maçını çok merak ediyorum. Evet. Şampiyonluk yarışının önemli Başakşehir konusunda da geliyor. Tamam, çünkü merak ediyorum. Okan, derbi özelinde senin görüşlerin nelerdir? Sen ne bekliyordun, ne umdun, ne buldun? Derbi aslında az önce de açıkladım. Derbi
İlk 15 dakika gerçekten çok kötüydü. Yani dandan diye topu vurdu iki stoperdi. İki takım stoperdi. Yani pozisyon yoktu. Çok sıkıcı bir maçtı ilk yarı. Ta ki o gol olana kadar. Van Persie gerçekten kalasını konuşturdu o gol atmak. Yani Türkiye liginde belki de başka bir futbolcu atamaz böyle. Yani çok klas bir goldü Van Persie'nin attı. Oradan bir şeylerin vuruşu da Alper'in hazırlığı için önemli. O gözde takımın artık çalıştığını gösteriyor. Geçen sene aslında kesinlikle o Pereira farkını ortaya koyuyor. Ben evet. Dikkat çekmiştim. Geçen sene o pozisyonlar genelde ortaya sunmuştunuz. Şimdi bitirici konusunda zayıf kalıyor Fenerbahçe. O son pasları, zaman bitirici pasları Avrupa'da birlikte iyi yapmaya başladı. Avrupa'da takımını tanımaya başladı. Bunu da zaten sık sık dile getiriyor. Dediğim gibi fan konusundaki değişim de ortada. Bir de adaletli de bir futbolcu. Şimdi geçen sezon Pereira forma vermediğinde çok eleştiriliyordu hatırlıyorsunuz. Bu sezon avukat geldi, tamam kesin bağlamak başlayacak dedik ama o da vermedi. Fizik olarak demek ki gerçekten hazır değildi. Bu benim kafamda acaba Pereira'ya biraz haksızlık mı? Evet, bu konusunda gündeme getirmiyor değil. Ama avukat da adaletli bir seçim yaptığını gösterdi. Fan konusu da mutlu şu an. Bir de ben Van Persie için demiyorum da bence takımda adaletli bir yaklaşım var. Mesela Volkan Şen çıktığı zaman küsmüyor. Geçen sene görüyorduk yani tavırlar yapıyorduk takımdaki diğer oyuncular. Oyuncuları yönetmek kolay evet. Değil. Ama şimdi oyuncular oyundan çıktığı zaman görüyoruz bunu gülerek çıkıyorlar. Evet, bu şekilde. Yani Melike biraz mental olarak düşük bir yoksa. Ama da son maçlarda evet daha iyi bir görüntü sergiliyor. Tabii 9 gol 4 asisti var bu sezon. Farklı geldi evet. West Ham da eleştiriliyor, yönetimi de eleştiriliyor. Yani sonuçta Zaza gol atamadı orada, Keral'ın golü yoktu. Şimdi biraz daha... Ama orada 11 milyon euroluk bir bonservis belli de var. Bir çoğunu kullanmak. İngiltere liginde 11 milyon euro bence çok fazla değil. Yani yayın ailesine baktığımız zaman... Melike için yeterli bir iyi para mı diye düşündüğüm için almamış olabilir. Bence Melike edebilir o kadar. Sonuçta hani şu performansı... İyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Biraz evet. Mental sıkıntısı var o kadar. Yani Fenerbahçe'de iyi bir hava var. Derbide yaptığı doğrular. Son 4 haftada 4 tane. Doğru. O evet eksikleri yanlışları vardı çok konuşuldu ama geri alanı iyi kapattı. Yani kontrol takımlar üzerine kurduğu bir sistemi izledik. Bu da işledi sonuçta evet. Derbide. Sistemi değiştirdi ya. Normalde Lens'e dayalı bir sistemdi. Mehmet Topal'ın biraz daha ucuma çıktı. Bu yüzden böyle yoklukların da sanki onun kompansiyonu almak atıp tecrübesiyle. Bir maçı verdi. 50 bin kişi ağırlandı. Evet. 17 yıllık gelen süreç. 11 kişi Volkan'ı bir kenara çıkardı. Volkan yere yatmadığı bir maç oldu ama Galatasaray'dan daha fazla mücadele etti kesin. Aynı mücadele olsaydı en azından bir beraberlik alabilirdi. Sadri ile Volkan'ın polemiği de çok tartışıldı. Maalesef her zaman her derdilerde bu olur ya. Bu olmasın yani. Doğru bulanlar var, bulmayanlar var. Ya Volkan'ın galibiyetin verdiği enerjiyle orada bir hareket oldu galiba. Bence Sabri'nin karşılık vermesi. Futbolcuların taraftar gibi düşünmesini doğru bulmuyorum. Yani sonuçta siz orada profesyonelsiniz. Paranızı kazanıyorsunuz. Taraftar gibi birbirinize hakaret etmenin yani çok bir mantığı yok. Yani biraz daha yılınla yaklaşabilirler. İki taraf da burada haksız bence. Peki, avukattan bahsettik. Okan, sen Rikeri'nin performansını nasıl buluyorsun? İlkenin bey vardı, şimdi de İlkenin bay olacak bir ülke. Ne kadar fazla yazıldı, çizildi değil mi gazetelerde o söylediğim başlık? Evet, ama İlkenin bey de yönetimin desteğini almıştı aslında iki kupa aldıktan sonra. Snyder'in de etkisiyle beraber takımda kalacağı söyleniyordu. Artık yolun sonuna gelinmiş gibi görünüyor. Yani muhtemelen Bursa maçında da bir puan kaybı sonucunda gönderirler diye düşünüyorum açıkçası İlkenin. Çünkü takım maçı olmasa bile ben çok önde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım çıktı. Gerçekten futbol oynayamıyor. Adana maçında, Trabzon maçında, Başakşehir maçında kesinlikle ortaya futbol koymuyorlar. Bu da Galatasaray taraftarının hoşuna gitmiyordu açıkçası. Yönetiminin de hoşuna gitmiyordur. O yüzden Rikerik Bey'in ömrü kısa diye düşünüyorum Galatasaray'a. Evet, o maçlarda hatta puan kaybetmediği maçlarda bile özellikle Beşiktaş derbisini hatırlıyor musunuz? Evet. Çok puan eleştirilmişti. Sezona başlarken sorulan soru şuydu acaba oyun okuma anlamında yeterli olacak mı? Yani Rikerik çok iyi bir antrenör. Evet. Bunu zaten herkes söyleyemiyor. İyi bir kişilik. Sempatik de bir kişilik. Çok seviliyor açıkçası. Ben hala çok da büyük tepkinin olduğunu düşünmüyorum. Mesela sosyal medyada taraftarların anlamında şansım var programlarda. Dışarıda konuştuğumda Galatasaray taraftarları da. Çok
çok sert eleştirmiyorlar Ricky'nin yönetimi. Yönetimde biraz daha orada aslında sert bir gönderme var. Yorumculardan da öyle. Sonuçta çok tecrübesi yok. Böyle bir yetki verilmesi. Böyle bir yetki verilmesi. Aynen. Evet. O noktada biraz yönetime gidiyor sanki eleştiriler gibi. Ricky'nin ziyade. Acaba şeyi düşünüyorum, Ricky'nin iyi kişiliği, samimi kişiliği, kulüpte bir ağırlık yaratmasını, bir hakimiyet kurmasını engellemiş olabilir mi? Bu iş yerlerinde de böyledir belki. Sert bir yönetici daha disiplinli bir ortam sağlayabilir. Acaba Ricky'nin böyle bir eksiği olabilir mi? Evet, bu da çok konuşuluyor. Yazılıyor, çiziliyor dediğin gibi. Böyle bir otorite boşluğu oldu. Hatta bugün okuduğum yaparda Galatasaray'da futbolcular arasında bir kopukluk olduğu konuşuluyor. Gruplaşma olduğu da konuşuluyor. Bir hoca aslında orada otorite boşluğu daha elbette kaynaklanıyor, mutlaka etkisi olduğunu düşünüyorum. Okan sen ne düşünüyorsun? Ülkenin konusunda son cümlelerin ne olur? Ülkenin az önce söylediğim gibi Bursa maçından sonra belki daha da bir şey konusunda... Sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsundan ziyade yani galip gelirse de en fazla devre arasına kadar kalır. Devre arasından sonra da muhtemelen başka bir hoca gelir. Karakter konusuna gelirsek de Ülkenin ki biraz daha çocuklarla şırışık olduğu için, çocuklarla ilgilendiği için bence büyük adamları, büyük futbolcuları yönetme konusunda sıkıntılar yaşıyor Ricelik. O yüzden Ricelik o otoriteyi de sağlıyor. Şöyle bir tablo var. Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinin kariyeri Ricelik'ten daha iyi. Evet. A takım çalıştığı konusunda. Yani, o da eleştirilen, tepki çeken bir konu. Derbiye yavaş yavaş noktalıyoruz. Şampiyonluk yarışına girmek istiyorum. Sürpriz bir şekilde şampiyonluk yarışına giren Başakşehir var. 12 puan gerisindeki Beşiktaş. Başakşehir özelinde nasıl değerlendiriyorsunuz Ceylan Ceylan? Yeni bir Bursa Spor 6. bir şampiyon çıkabilir mi? Leicester City. Leicester City. Leicester City. Değil mi? Çok benzetmesi yapılıyor. 29 puan daha. Tabii çok önemli. O grafikada mağlubiyeti olmayan bir takımdan bahsediyoruz ki evet. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenen bir takım. Önünde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş mücadelesi var. Çok kritik bir mücadele çünkü 29 puanla Başakşehir, Beşiktaş 27 puanla. Dediğim gibi heyecan pozu bence çok yüksek bir maç olacak o. Yani sürpriz değil açıkçası. Tabii 11. hafta itibariyle zirvede yer alması çok önemli bir şey Başakşehir açısından ama benim hep keyifle takip ettiğim bir takım oldu Başakşehir. Geçtiğimiz sezonlarda da Abdullah Avcı faktörü tabii evet. Orada çok... Sonuçta bir anda ortaya çıkan bir takım değil bu. Temelleri oluşturulan bir takım. 4-5 senede bu noktalarda. 2 senede ligi 4. bitirmek aynı puanla. Kolay bir iş değil. Avrupa'da da tabii iyi işler yapıyorlar sadece ligde değil. Dediğim gibi orada Abdullah Avcı faktörü çok önemli. Çok disiplinli bir takım kurdu. Tam bir sistem takımı. Büyük rakipler karşısında oynattı oyunda da bunu gösterdi aslında bizlere. Keyifle takip ettiğim bir takım. Tabii bence bu kırılma noktası devre arasını lider kapatma faktörü çok önemli. Böyle bir moral ve ikinci devre yaşıyor olmanız. Tabii öndeki bir süre baktığında yapabilir böyle bir şansı evet de var. Bir de devre arasında belki yapılacak birkaç takviyeyle. Neden olmasın? Sürpriz olmaz mı bizim açıkçası? İkinci yarın ilk maçı Fenerbahçe deplasmanı. Hani o lider ilk motivasyonuyla giderse evet, çok farklı bir ikinci yarı olabilir. Okan sen ne düşünüyorsun Başakşehir hakkında? Açıkçası ben katılmıyorum. Sonuçta Türkiye'nin dinamikleri ve listeler benzettik ama İngiltere'nin dinamikleri geri değil. Türkiye'de taraftarı olmayan bir takımın son haftaya kadar şampiyonluk yarışını götürmesi çok zor. Ki Fenerbahçe ve Beşiktaş da Fenerbahçe oyununa katarak devam ediyor. Beşiktaş sistemini yavaş yavaş bulmaya başladı. Şenol Güneş eleştirilse de kesinlikle bunların bu takımların Başakşehir'in üstüne çıkacağını düşünüyorum. Sonuçta tarihe baktığımızda Kocaelispor'un, Samsun Spor'un da liderlikle bitirmiş. İlk devreyi liderlikle bitirdiler. O yüzden Başakşehir belki havaya girmiş olabilir ama şampiyonluğu götürecek seviyede değiller. Şenol Güneş'i eleştirilir dedin. Evet, sen eleştirildiğini düşünüyor musun? Ben de onu eleştirdim. Şenol Güneş aslında rotasyon meselesinde ilk 11'de hala tam olarak oturtamadı. Bir hafta Abubak oynuyor, bir hafta Cenk oynuyor, bir hafta ikisi birden oynuyor. Tolgay oynuyor. Hani orada eleştiriyor yani. Şampiyonlar Ligi'nde artık 4. maç ediliyor. 11. hafta bitti. Ama net bir ilk 11'i yok. Bu konuda aslında sosyal medyada da ben gördüm. Yani Şenol Güneş'in biraz daha
Ama çok farklı bir arkadaş gibi yarışıyor. Gerçi Ziraat Türkiye Kupası'na daha başlamadı ama çok önemli bir sakat verdi. Yarışan bir takımın böyle rotasyon yapması doğru değil mi sence? Yani değil mi? Sonuçta biraz daha oyun sistemine bağlı kalması lazım. Rakibe göre de yani 4-4-2 de çıkabiliyor mesela. Yani. Atay'ın dediği konu Abubakar Cenk'in bir araya bir araya mesela geçen sene de bir sistem vardı ya. O çok alışkın olmuş. Havuzalara kazanmış. Ezber bir oyun var. Sosa Gomez dörtlüsünden dolayı evet, o çok ezberlediğimiz oyun sisteminde ya ister istemez değişiklik yapmak zorunda kaldı oyuncular gidince takımla. Ben o kadar da olumsuz bakmıyorum. Belki de senin bahsettiğin konu ezber oyunun dışına çıkması olabilir. Ama sonuçlar itibariyle olumsuz yansıyan bir şey oyun olmuş. Olarak da çok tepki çeken bir noktası yok. Ben Beşiktaş'ın geçen sene oranla daha kötü oynadığını düşünüyorum açıkçası. Sonuçta geçen sene oyuncular birbirlerine bakmadan pas yapabiliyorlardı. Resmen mini Barcelona diyebiliriz geçen sene için. Ama bu sene için öyle değil. Sosa ve Gomez'in yerine alınan oyuncular da aynı seviyede değil. Ama bu konuda aslında... Şimdi o Sosa'nın gidişi özellikle o dönem çok fazla tartışıldı. Zaten işte geldi. Daha farklı tipte bir oyuncu. Sosa biraz daha farklı bir sisteme götürmek için gerekiyor. Yaratan bir futbolcuydu. Tanışta sanki bir ikinci forvet gibi. Benfica'da o yüzden Pastrati'yi çok yüksek. Bu da sistem değişikliğine neden olmuş olabilir. Bu Gomez'in yoku hala soruluyor. Geri dönecek mi acaba, böyle bir ihtimal var mı? Sürekli kıyaslanıyor Abubakar, Cenk performansı Gomez'le. Hala gündemde aldığım en fazla var mı? Sizin var mı? Böyle bilginiz var mı? Nasıl? Sizin böyle bilginiz var mı? Gomez'i geri dönmesi. Ben de tabii yöneticilerin ağzından takip ediyorum. Orada başka şöyle bir söylemde bulmuştu bir gazetede, gazeteye verdiği röportajda. Neden olmasın? İsterse olabilir mi? Orada kapı açık gibi görünüyor. Biraz daha Sosa'ya kapalı sanki. Ben öyle okudum yöneticilerin demeçlerinden. Sosa'yla alakalı sürece hep biraz daha sıkıntılı olmuştu. Gökhan Töre çok konuşuluyor. Geri dönecek mi? Devre arasında acaba? Orada da onun için işleri bitmiyor. Dönebilecek gibi duruyor. Sanki Beşiktaş'ın Gökhan Töre'ye ihtiyacı var. Beşiktaş, ben evet bence de Beşiktaş'a gelirse çok yararlı olur. Sonuçta Olcay'ı attı, hocamı da düşünmüyor galiba. Ama Beşiktaş'ın Gökhan Töre dönerse isteği verilen 2,5 milyon euroyu biz geri vermeyiz diyor. Bunu da West Ham niye kabul etsin? Sonuçta durduk yere para mı var? O konuda pürüzler var. Aşılırsa Gökhan Töre geri gelir. Belki Gökhan Töre'nin maaşını West Ham vermek bir şekilde halde olabilir ama döner inşallah Beşiktaş'a. O dönemde şu konuşulmuştu, Gökhan Töre'ye gitmek istedi. Hatta başkanı hatırlıyor musunuz? O dönemde şöyle bir ifade kullanmış, kesinlikle satarız. Kiralama yöntemi olmaz eğer takımdan giderse diye, ama söylediğinin tam tersi oldu. Bunda da Gökhan Töre'nin isteğinin çok fazla etkili olduğu konuşuldu. Şimdi de işler orada çok iyi gitmiyor. Bakalım, onu merak ediyorum. Geri dönüş olacak mı? Santrafor acaba gelecek mi? Şimdi en fazla sorudan sonra bir tanesi. Bu bakalım performans sayesinde seviyeli değil. Afrika Uluslararası evet, meselesi de. Bunlar işte, evet, öyle değil mi? Finale kadar giderse altın açtı. Yöneticiler o bizim için sorun teşkil edemez dedi ama bakalım süreç ne getirecek? Büyük 6 maçlık bir süreç galiba. Finale kadar giderse. O da bir ara tekabül ediyor. Hemen işte. Derdi yok ama ilk 5 haftada önemli maçları da var. Şimdi genel bir şampiyonluk değerlendirmesini aldık. Son sözlerinizi alayım. Türk takımlarının Avrupa'daki şansına geçeceğim. Tottenham. Son bir şampiyonluk değerli. Başakşehir şampiyonluğu yüzde. Sizde kaç? Yüzde vermedim ben. Yüzde paylaşmayayım ama ben biraz daha senden farklı düşünüyorum. Olası görüyorum. Neden olmasın? Değişik bir renk olur ligimizde de. Bursaspor'dan sonra Başakşehir'in de şampiyon olması. Beşiktaş iyi gidiyor. Bir namalum serisi var orada da. Henüz yenilmedi resmi oynadığı maçlarda bu sezon. İyi gidiyorlar, skora yansıyorlar. Evet, oyun anlamında belki. Ben şöyle bir düşüncem var. Geçen sene daha çok keyif alıyordum mesela. Beşiktaş'ın. Evet. Senin dediğin nokta. Çok heyecanlı geçiyordu maçlar. Biraz daha defans ağırlık veriyorlar bu sezon ama Beşiktaş'la gidiyor. Fenerbahçe'deki çıkışına devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da bir düşüştü ama sonuçta Galatasaray bir noktada toparlayacaktır. Ben kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Sezon sonuna kadar. 3-4 takımın bir şampiyonluk yarışı bekliyorsunuz. Evet. Okan senin bir yüzden var mı? Sen pek başka bir şampiyonluğun ama ben şöyle söyleyeyim. Üçüncü yıldız ile dördüncü yıldız savaşı yapılır. Beşiktaş ve Galatasaray yarışı da devam eder.
Galatasaray'da çok şans var. Başakşehir'e kaç? Başakşehir 3. 3. Beşiktaş'a da Galatasaray'ı orada mı koyuyorsun? Kimi bile koydun? Bire kimseyi koymuyorum. Beşiktaş'ları Fenerbahçe. Hangisi birinci olursa giden. Ama Beşiktaş biraz daha önde göründü. Sonuçta kadrosu daha iyi Fenerbahçe'den. Ama oynayamıyorlar. Süper Lig değerlendirmesini burada bitiriyoruz. Değerli izleyiciler, Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarına geçiyoruz. Beşiktaş'ın Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Zorya maçları var. Bu maçları kısaca değerlendirmenizi isteyeceğim. Okan, senden başlayalım. Beşiktaş Benfica'yı yenerse gruptan çıkacak gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun Benfica maçı özelinde? Beşiktaş biraz daha ucun odaklı düşünürse, ki Şenol Güneş aslında bu konuda takımını iyi yönetebilir. Yani Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Sonuçta Benfica'dan alınan bir puan. Dinamo Kiev ile içeride beraber kaldılar ve en önemlisi Napoli'den alınan 4 puanla birlikte grubun şu an ikinci sıra için en önemli adayı buluyor. Belki Dinamo Kiev yense de şu an liderlik hesapları diye buluyor. Belki de çıkmış bile olabilirdi. Yani sonuçta Dinamo Kiev orada bir puan alamayacaktı. 2 puan fark daha olacaktı. Beşiktaş kesinlikle bugün Benfica'ya karşı kazanacak diye düşünüyorum. Hem de iki farklı fark. Ben de sıla etkisiyle iyi işler yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bir de tabii dediğim gibi Benfica maçından alacağı sonuç önemli. Grubun diğer maçını da bir evet. Yandan gözüyle izleyeceğiz. Orada Napoli ile Dinamo Kiev arasında yapılacak. Ona göre gruptan çıkmayı da garantileyebilir tabii. Benfica'yı yenmesi lazım Beşiktaş'ın. Diğerine Napoli'nin de yenilmesi lazım. Bakalım yeni takdirde 9 puanla çıkacak. Ben de olumlu bakıyorum. Buraya gelene kadar çünkü iyi işler yaptı. Ve Şenol Hoca da, Şenol Güneş de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı çok istediklerini söylüyor. Bu sezon bir verdiği demeç bence çok önemliydi, çok odaklandık dedi. O hırsı takımda görüyorum ben. Fenerbahçe'nin de gruptan çıkma şansı çok yüksek Manchester galibiyetinden sonra. İçeride bir Zorya mücadelesi var. Zorya, Fenerbahçe maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizle başlayalım. İçeride buraya gelene kadar Fenerbahçe'yi de beğendim aslında. Burada Manchester üniversite yanarak çok önemliydi. Bence bu bir eşitti Fenerbahçe açısından. Şimdi bu galibiyetten sonra ayrı bir motivasyonla çıkacaklarını düşünüyorum. Bir mental artım fakat yaratacak. Bu maçta bir mağlubiyet moralini düşürecekti. Muhakkak. Çünkü deplasmandan da mağlubiyetten sonra gelen bu kazanım çok önemliydi bence. Onu yansıyacaktı. Ben Zorya karşısında daha şansını yüksek görüyorum Fenerbahçe'nin. Kan, sen ne düşünüyorsun? Zorya karşısında Fenerbahçe kazanacaktır ama Zorya tehlikeli bir takım çünkü iyi kapanıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin o konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bir Galatasaray maçındaki gibi olursa bence galip gelemez. Sonuçta biraz daha kompakt bir takım Zorya Galatasaray'a göre. Ama Fenerbahçe bir şekilde artık duran toplardan, ekstra gollerden artık Manchester maçındaki gibi. Sonuçta Manchester maçında da iki ekstra gol var. Yani biri duran toptan, biri de Sohun Halikar Öve şıkası. Rotasyona gidebilme ihtimali var. Rotasyona doğu zamanlardan. Evet, şeyi oynatabilir mi dedi. Kaldı advokat da nasıl oynayacak merak ediyorum. Sonuçta şeyde yok. UEFA'ya denen liste de yok. Ama o kafa düzeltti. Evet, Ozan Tufan oynayacaktır herhalde. Ozan oynayacaktır. Ben size Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışıyorum. Evet, ben de şunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bireysel yeteneğiyle skor sağlayan, skor üreten oyuncular var. Bence o yüzden zorlan değil. Robin van Persie bence sonuçta kendini buldu nihayetinde. Taraftarların işte beklediği Robin van Persie buydu. İyi işler yapacaktır o zaman. Avrupa bölümüne de nokta koyuyoruz değerli izleyiciler. Bu arada önemli bir hatırlatma, spor basının önemli ismi İsmet Tongo vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlık diliyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Tweetler bölümüne geçiyoruz. Ahmet Çakar, derbinin oynandığı gece Rikerik bugün keşke KPSS'ye girseydi. Beden eğitimi öğretmenliği çok önemlidir tweetiyle Rikerik eleştirilerine bir mizahi bir yaklaşım yapmış kendi üslubuyla. Big TV yorumcusu Mustafa Satmaz, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Galatasaray taraftarı yerini aldı. Olay çıkmadı, güzel olanı az konuşuyoruz. Belki de Selçuk krizi maçın bu taraftar olayının önüne geçti. Çünkü hiç bir olay çıkmadı. Taraftarlar
tek vücut haline geldi Kadıköy. Bu da çok önemliydi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da KAS davasındaki süreçle ilgili biz şov peşinde değiliz, hak arayışındayız. Uzun ince bir yoldayız. Yönetim olarak camiamıza layık olma kararındayız sonuna kadar diyerek taraftar ve camiasına bir seslenişte bulundu. Sosyal medya üzerinden. Şiiden Hanım, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yorumlarınız çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz tekrar bizlerle bizde olduğunuz için. Ben de size ve tüm ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya geldiğinde ilk izlenimim gerçekten ne kadar profesyonel olduğunuzla ilgiliydi. Evet, öğrencisiniz ama sanki bu işi yıllardır yapıyor gibisiniz. Sen yorumcu koltuğunda, sen ve bütün reji ekibi. Benim izlenimim bu oldu. Eminim ki çok başarılı olacaksınız ve bunu gerçekten içten söylüyorum. Renk atabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Hepinize başarılar. Ben de ekip arkadaşlarımla çok teşekkür ediyorum. Emek vererek, severek, çalışarak bir işin altına gittik. İnşallah bizim için güzel bir referans olur bundan sonraki seneler. Okan, sen de senin de son sözlerin var. Ben de Çiğdem Hanım'a geldiği için çok teşekkür ediyorum. Sonuçta hani bir konuk getirmekle de zorlanıyoruz. Yani buraya gelerek bize yorumlarınızla katkı sağladınız. Umarım ileride de sizin koltuğunuzda biz otururuz. Umarım. Yerinizde de bir ekip olmasın ama. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim niyetle takip ederim ben de sizi. Benim için de bu arada nostalji ne oldu? Okulunu gezeceğim şimdi. Yayından sonra da özlemişim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her program sonunda olduğu gibi bir efsanenin sözüyle programımızı kapatıyoruz. Jose Mourinho, teknik direktör olmak için önce futbolcu olmak gerektiğini söylüyorlar. Peki jockey olmak için önce at mı olmak gerekiyor diyerek kendisine yapılan eleştirilere bir cevap niteliğinde bir söz söylemiş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.